Demek kocaman bir siyah ayı sizi takip ediyor. Veya büyük bir orman yangını sırasında ormanda mahsur kalmışsınız. Veya iki eliniz kablo bağı ile birbirine bağlanmış. Ya da bunların hepsi bir anda oluyor. Yani bayağı esaslı bir gün geçiriyorsunuz. Durum ne kadar umutsuz görünse de aklınızı kullandığınızda her zaman bir çıkış yolu vardır. Şimdi gelin kendinizi bu tip durumlarda nasıl kurtaracağınızı öğrenelim. Hadi herkes dikkatini buraya versin. Eğer bir gün çığ altında kalırsanız tükürmek işe yarayabilir. Karın altındaki hareketiniz kesilir kesilmez yüzünüzün çevresinde küçük bir boşluk açın. Oluşturduğunuz bu hava boşluğunun içine tükürün ve yer çekiminin tükürüğü nereye taşıdığına bakın. Ardından yer çekiminin tersi yönde kazarak karın içinden çıkmaya çalışın. Denizde aniden suyun kumsaldan hızla ve beklenmedik şekilde geri çekildiğini fark ederseniz etraftaki herkesi uyarmalı ve oradan olabildiğince çabuk uzaklaşmalısınız. Çünkü su hattı anormal şekilde kıyıdan geriye çekildiğinde bu tsunami olacağının işaretidir. Evden uzakta yanınızda hava pompası yokken lastiğinizin patlaması kötü bir durumdur. Bisikletinizle yolunuza devam etmek için bir tutam ot veya yaprak alın ve bunları mümkün olduğunca eşit şekilde lastiğin içine doldurup yayın. Bu güvenli bir yere ulaşmanız için yeterli olacaktır. Hava pompası olmadan patlamış lastiği tamir etmenin başka yöntemlerini biliyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda bildiklerinizi bizimle paylaşın. Eğer bir geyik saldırısı söz konusuysa, ki bu hayvanlar gerçekten çok iridir, bir ağacın arkasına saklanmaya çalışın. Bu hayvanların gözlerinin kenar açısında kör bir nokta olduğu için sizi göremezler ve siz de oradan daha kolay uzaklaşabilirsiniz. Eğer bir siyah ayı sizi kovalıyorsa bu hayvana sırtınızı dönmemeniz ya da koşup kaçmaya çalışmamanız gerekir. Bunları yapmanız hayvanın düşmanca davranmasına sebep olabilir. En iyi şansınız organlarınızı bir şekilde korumak için karın üstü uzanmak ve atar damarınızı korumak için ellerinizi boynunuzun arkasına dolayıp ayıya herhangi bir tehdit oluşturmadığınızı göstermektir. Ayrıca sakın ağaca falan tırmanmayın çünkü ayılar bunu sizden daha iyi yaparlar. Bu arada ayı Yogi'yi görürseniz piknik sepeti gibi görünmeye de çalışmayın. Çünkü her halükarda sizi çalmanın bir yolunu bulacaktır. Uçakta suya acil iniş durumunda can yeleğinizi uçağa terk etmeden önce şişirmeyin. Aksi halde kabine su dolması durumunda bu sizi uçağın tavanına kaldırır ve yardım almadan hareket edemezsiniz. Yapılacak en güvenli şey derin bir nefes alıp sönük haldeki can yeleğinizi yanınıza alarak uçaktan yüzerek çıkmaktır. Yeleği şişirme kablosunu ancak uçaktan çıktığınızda çekmeniz gerekir. Bir nedenle soğuk bir evde bulunuyorsanız ve herhangi bir ısıtma veya elektrik yoksa birkaç büyük tuğla, pişmiş topraktan yapılmış bir kap ve birkaç mum bulun. Mumları yakın ve tuğlaları mumların çevresine koyun. Sonra tuğlaların üstüne koyduğunuz toprak kabı mumların üstüne doğru kapatın. İşte artık tüm odayı ısıtabilecek bir ısı kaynağınız oldu. Bir yangına yakalanırsanız kendinizi yere yakın tutun. Çünkü en büyük tehdit yangının kendisi değil, dumanıdır. Duman havadan daha hafif olduğu için yukarıya yükselir. Dumanı solumamak için mümkün olduğunca yere yakın durmalısınız. Kazara bir su altı akıntısına yakalanırsanız akıntıyla baş edip doğrudan kıyıya yüzmeye çalışmayın. Aksi halde çok kısa sürede bitkin düşersiniz. Bunun yerine akıntının dışına çıkana kadar kıyıya paralel yüzmeye çalışın ve ancak ondan sonra kıyıya yönelin. Eğer donmuş gölde yürürken buzun ince olduğu bir yerde mahsur kalırsanız ve size yardım edecek kimse yoksa önce karın üstü uzanın ve kollarınızı ve bacaklarınızı iki yana açın. Karın üstü uzanmanız vücut ağırlığınızı buza eşit olarak yaymanızı sağlayacaktır. Yanınızda buz çekiçleri varsa bunu buza saplayarak tekrar güvenli alana dönmek için kullanın. Eğer yoksa o zaman bulunduğunuz yerden geldiğiniz yöne doğru uzaklaşmanız gerekir. Suya batmakta olan bir aracın içindeyseniz muhtemelen kapıyı açmaya çalışırsınız ancak su basıncı bunu engeller. Bunu ancak araç tamamıyla suyla dolduğunda ve içerideki basınç eşitlendiğinde yapabilirsiniz. Hala aracın içindeyseniz camlardan birini kırın. Ama bunu doğru yapın. Camın ortasına değil kenarlarına vurun. Koltuk başlığını koltuktan çıkarmayı başarırsanız camı kırmak için bunu kullanın. Koltuk başlıkları otomobil modeline göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden kendi arabanızdaki koltuk başlıklarının nasıl çıkarılacağını öğrenin. Birisi sizi rızanız olmadan zorla alıkoyarsa ve ellerinizle kablo bağıyla bağlıysa önce ayakkabınızın bağcıklarını çözün.
Bağcıklardan birini kablo bağının düğümünden geçirin ve sonra diğer ayakkabı bağıyla buna sıkıca bağlayın. Şimdi ellerinizi göğsünüze yakın tutup bacaklarınızı sanki bisiklete biniyormuşsunuz gibi hareket ettirin. Bu hareketin yarattığı gücün kabloyu koparması gerekir. Uçakla seyahat ederken bir güvenlik duyurusu yapılır ve acil durum çıkışları bildirilirse en yakın olana ulaşmak için kaç sıra geçmeniz gerektiğine dikkat edin. Uçak dumanla dolarsa veya tahliye sırasında hiç ışık yanmıyorsa çıkışa ulaşana kadar koltukların başlıklarını sayabilirsiniz. Önceden planlı olarak bunları saymanız başkalarının da uçağı tahliye etmesine yardımcı olabilir. Acil bir durumda kilitlenmiş bir kapıdan çıkmanız gerekiyorsa kolun yanına, kilidin yakınına sertçe tekme atın ve açmak için omuzlarınızı ve sırtınızı kullanmaktan kaçının. Çünkü kilit bu teknikle daha kolay kırılır. Kurt sürüsüne rast geldiğinizde koşup bir an evvel oradan uzaklaşmamak kulağa çok kötü bir fikir gibi gelebilir. Ancak aslında bunu yapmanız nihayetinde onların geri çekilmesini sağlayacaktır. Bu hayvanların içgüdüleri avlarını kovalamayı emreder. Ama siz eğer olduğunuz yerde kalırsanız kurtlar muhtemelen risk almaya kalkmayacaklardır. Etrafta kimse yokken boğulma tehlikesi yaşarsanız Heimlich manevrasını bir sandalyenin veya masanın arkası gibi sert bir yüzeyi kullanarak kendiniz yapabilirsiniz. Bunu yapmak için sert bir yüzeye eğilirken bir elinizi diğer elinizle karnınıza bastırın. Açık denizde dalış yaparken çevrenizdeki tüm balıkların birdenbire ortadan kaybolduğunu veya suyun dışına atlamaya başladığını görürseniz hızla kıyıya çıkın. Çünkü bu köpek balıklarının yaklaştığı anlamına gelir. Aynı işaret ormandaki küçük hayvanlar ile onları avlayan yırtıcılar için de geçerlidir. Ani bir sessizlik mi oldu? Hemen koşup kendinize barınacak bir yer bulun. Çok şiddetli bir yangına yakalanırsanız ciğerlerinizi derhal zehirli kül, duman ve toza karşı korumalısınız. Böyle bir durumda sütyen günü kurtaracaktır. Burnunuzu ve ağzınızı bununla kaplayarak havada uçuşan kül ve dumana karşı korunabilirsiniz. Başınıza takmak için yüzünüzün çevresinden geçirip askılarını sabitleyin. Erkeklere gelince siz de kendinizi kurtarmak için artık bunlardan birini takmaya başlayabilirsiniz. Telsiz veya el feneri gibi hayati öneme sahip aletler için doğru boyda piliniz yoksa ufak bir taktikle elinizdeki pilleri yine de kullanabilirsiniz. Bunun için bir parça alüminyum folyoyu pil bölmesindeki boşluğa doldurun. Kayıp mı oldunuz? Saatinizi pusula yerine kullanın. Kuzey yarımkürede saatin ibresini güneşe doğru hizalayın. Güney, saatin ibresiyle 12 sayısı arasındaki nokta olacaktır. Güney yarımkürede ise 12'yi güneşe doğru hizalayın. İçecek temiz su elde etmek için iki kap alın. Birinin yüksekliği diğerinden fazla olmalıdır. Daha yüksek olanını pis suyla doldurup içine bir parça bez koyduktan sonra bezin diğer ucunu diğer kaba uzatın. Bir süre sonra su bezin içinde filtre olacak ve tüm pislik ilk kapta kalacaktır. Ama yine de suyu kaynatmalısınız. Çünkü bu suyun içinde hala küçük mikroplar bulunur. Hortum sırasında evinizde sığınacak bir yer arıyorsanız küveti kullanın. Küvetler yere iyi sabitlendiği için bir evdeki en güvenli yerdir. Ayrıca çoğu banyonun güçlü bir iskeleti vardır ve borular da bu güçlü yapıyı iyi destekler. Herkese bol şans. Umarım hiçbir zaman bu ipuçlarına ihtiyacınız olmaz ama olduğunda artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolar da burada. Sadece sola veya sağa tıklayın ve hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle hoşça kalın.